Merhaba arkadaşlar, Doğuboğan'a hoş geldiniz. Ben Özgür. Deneme 2 az önce çektim sanıyordum videoyu ama hiçbir şey kaydetmemiş. Herhalde uzun zamandır video çekmeyince bir hamlamışım ben de. Dönemi kapattım, sömestr tatiline girdim ve biliyorum ki siz de sömestr tatiline girdiniz. Bu fırsatı değerlendirmek ve biraz sömestr hakkında konuşmak istedim. Birçoğunuza okulu ya da dershanesi bir program, bir şema vermiştir şimdiden. İşte böyle böyle çalışacağız arkadaşlar, şöyle kampımız var vesaire gibisinden. Bu video biraz daha bir planı olmayanlara, ben ne yapacağım diyenlere hitap ediyor. Ama tabii ki sizin bir planınız varsa, dershaneniz ya da okulunuz size bir şema sunduysa, buna rağmen yine bu videoyu izleyip diğer tavsiyelerimden faydalanabilirsiniz. Kendinize bir pay çıkartabilirsiniz belki. Kendi sömestr tatillerimde 12. sınıfı bir kenara koyuyorum tabii ki. Okulum online olduğu için ve genel ders modunda olduğum için hep kütüphanede oluyordum. Ama onun dışında önceki senelerdeki sömestr tatillerimde sürekli şehir dışına gidiyordum. Sömestr tatili benim için düzen dışına çıkmaktı ve normalde olan şeyden biraz uzaklaşmaktı. Okula devam edenleriniz için, bunu mezunları bir kenara koyarak söylüyorum. Okula devam edenleriniz için sömestr biraz böyle geçebilir. Çünkü evinize gideceksiniz. Evinizde geçireceksiniz. Sabah normalde 7'de 8'de kalkıp hazırlanıp okula gidiyorken artık günü evinizde geçireceksiniz ya da nerede seçiyorsanız kütüphanede vesaire orada geçireceksiniz. Bu noktada sizin için bir şey ifade etmeyen bir yeri bulup orada ders çalışmanızı tavsiye ederim ben. Çünkü ben bunu kendi odamdan örnek vereyim mesela. Kendi odamda, kendi çalışma masamda ders çalışırken benim aklıma arkama dönüp yatağıma bakıp yatmak geliyordu. Sizin birçoğunuzun da benzer bir şey yaşadığını tahmin edebiliyorum. Çünkü bu hemen hemen herkesin yaşayacağı bir problem. Odam benim için dinlenmeyi, yatmayı, ne bileyim işte Instagram'da, YouTube'da gezinmeyi çağrıştırıyordu. Sizin için de odanız büyük ihtimalle dinlenmeyi, yatmayı, işte TikTok izlemeyi, Reels izlemeyi vesaire çağrıştırıyordur. Benim buna bulduğum çözüm gidip salonda ders çalışmaktı. Çünkü salon bizim evimizde kullanılmayan bir yerdi. Ve ben salonu düşündüğümde aklıma hiçbir şey gelmiyordu. Salonu ben bir çalışma alanı olarak kendime tahsis ettim. Gittim çalışma masası olarak kendime yemek masasını seçtim. Ve yaptığım şey de şuydu. Çalışma masasından kalktım ya. Orada kanepeye yatıyorsam eğer, kanepeye yattığımda TikTok ya da Reels ya da öyle şeyler yapmıyordum. Böyle yatıp dinlenmiyordum. Bunun yerine konu videosu izliyordum. Eğer dinleneceksem odanın dışına çıkıyordum. Böylelikle aslında dinlenme alanı olabilecek konumda olan kanepeler benim için bir ders dinleme alanı. Normalde yemek masası olan yemek masası da benim için çalışma masası haline gelmişti. Sizin de dediğim gibi böyle kendinize bir şey ifade etmeyen ya da size ders çalışmayı ifade eden bir yerde ders çalışmanız gerekiyor. Bir yer sizin için yatmayı, dinlenmeyi çağrıştırıyorsa orada olabildiğince az vakit geçirmeniz gerekiyor. Çünkü sıfırdan düzen oluşturmak çok zor, evet, ama olan düzeni yıkıp yerine yenisini koymak çok daha zor. Bunun için varsa eğer çalışma düzeni size çalışmayı çağrıştıran bir yer, orada ders çalışın. Bunun için en kolay tavsiye tabii ki kütüphane. Diğer insanların çalıştığını gördükçe sizin de ders çalışma isteğiniz artacaktır. O yüzden ben kütüphaneyi her zaman sevmişimdir ve her zaman da tavsiye ederim. Bunun dışında değinmek istediğim en önemli nokta belki de kendinize bir yol haritası belirlemeniz. Bir önceki videoyu çekerken bu yol haritası kelimesini bulmak için bayağı vakit harcamıştım. Ama şu an az önce bulduğum için bir daha bulmaya vakit harcıyor gibi yapmayacağım. Zaten buldum. Kendinize bir yol haritası belirlemeniz. Bu yol haritasını nasıl belirleyeceksiniz peki? Ben şöyle bir şey yapmıştım. Bunu da hepinize tavsiye ederim. Benim istediğim sıralama ilk 100'dü. Ve ben ilk 100'e hangi puan giriyor buna bakmıştım. Bu tabii ki puan seneden seneye değişiyor. İşte standart sapmadır, çan eğrisidir vesaire. Biraz sizin dert etmemeniz gereken bazı sistemler işin içine giriyor. Bunların etkisini olabildiğince aza indirgemek adına yaptığım şey şuydu. Son 3-4 senenin ortalamasını almaya çalışmıştım ben. Ve yaklaşık 527 puan civarı bir puan ilk yüze giriyordu. O hesap yaptığım kağıdı da buraya koyarım. Ben dedim ki düz hesap olsun 530 puan yapayım. Sonra yaptığım şey şuydu. Kaç net 530 puana denk geliyor? Bunu hesapladım. Bunu hesaplamak için de hepinizin bildiği işte YKS puan hesaplama, İşte şu neti yapsam kaç puan gelir falan gibi sitelerden bunu hesapladım. Böyle bir şey yaparak yaptığımız şey şu olmuş oluyor aslında. Bizim tüm hedeflerimiz soyut hedefler. İşte şu sıralamayı yapmak istiyorum, şu bölüme girmek istiyorum, şu üniversiteye girmek istiyorum. Bunlar tabii ki şey hedefi koyamayız kendimize. Ben işte 100 net yapmak istiyorum. Belki yaparsın, belki yapamazsın. Bunu bilemeyiz ki. Sınav çok zor olursa belki en iyi yapan bile 100 net yapamayacak. Sınav çok kolay olursa
Belki çok iyi yapamayan, 80 net yapan insan bile 100 net yapacak. Bu zaten gerçekçi bir hedef değil. Ben 100 net yapmak istiyorum hedefi. Zaten gerçekçi bir hedef değil. O yüzden böyle hedeflerin konması zaten mantıklı. Ama bu hedeflerin bir ortak özelliği var. O da soyut olmaları. Biz ders çalışırken bir noktada tıp görmüyoruz. Ya da Boğaziçi görmüyoruz. Bizim gördüğümüz şeyler netler, doğrular ve yanlışlar. O yüzden bu soyut olan şeyleri somutlaştırmak adına böyle bir sistem belirlemiştim ben kendi kendime ve çok faydasını görmüştüm. Orada fark ettiğim şey iki alanda da AYT'de de TYT'de de kendime yaklaşık bir 8'er net kadar eklemem gerektiğiydi. Ben dedim ki bu 8 neti kalan işte 5-6 ayda şöyle ekleyebilirim, böyle ekleyebilirim, şuradan arttırabilirim, benim buram eksikti, buraya ekleme yapabilirim. Sömestr kendinize beyaz bir sayfa açmanız için arayıp da bulamayacağınız bir fırsat. Bunu değerlendirin ve bir durun ve deyin ki ya benim sınav senem nasıl gidiyor acaba? Ben ne yapmalıyım? Yani nerede eksiğim var? Hangi derslerde iyiyim? Hangi derslerde kötüyüm? Kendiniz üzerine bir analiz yapmanız gerekiyor. Ve bunun bence tam zamanı sömestr. Tam bir durma noktası, bir mola noktası ve durup kendinize ben ne noktadayım, ne noktada olmak istiyorum, bu noktaya nasıl ulaşacağım deme fırsatı sizin için. O yüzden bunu uygulayın. Bu yol haritasını kendiniz de kendinize çıkartın. Bunu bir ara, bu arada hatırlatmak istediğim başka bir şey. Ben sınavda o hedeflediğim netlerimi yaptım. Hayır, daha düşük netler yaptım. Ama mesela TYT'den çıkınca daha düşük bir net geleceğini biliyordum. Ve dediğim şey karalar bağlayıp işte tamam olmadı benim hedefim işte ne yapacağım şimdi vesaire değildi. Dediğim şey şuydu: bana zor geldiyse herkese zor gelmiştir. Kendinize bu özgüveni de aşılamanız gerekiyor. Siz diğerlerinden geri değilsiniz. Hepimiz aynı yarıştayız ve birimiz zorlanıyorsak diğerimiz de zorlanıyor. Birimiz bir şeyi kolay buluyorsak büyük ihtimal diğerimiz de bunu kolay buluyor. O yüzden bir durumun size özel olduğunu düşünmeyin ve hiçbir zaman çok üzülüp ya da çok böbürlenmeyin sınav senenizde. Bu da size bir tavsiyem olsun. Uzun zamandır konuşmayınca sanırım dilim şişmiş ama bir tavsiye daha vermek istiyorum. Bazılarınız iyi net yaptığınızda işte sınav zaten kolaydı, ben normalde bu neti yapamıyorum ki diyor. Bunu demenizde bir mahsur yok, bunu demenizde bir sakınca yok. Ama bunu diyorsanız düşük net yaptığınızda sınav zordu zaten de demeniz gerekiyor. Bunu demiyorsanız ve yüksek net yaptığınızda sınav kolaydı zaten diye kendinizi küçümsüyorsanız onu da yapmayın. Ya ikisini birden yapın ya ikisini de yapmayın. Bu sizi aşağı çeken etkenlerden biri. Ben buna eminim. O yüzden bunu da artık yapmayı bırakmanızı istiyorum sizden. Dediğim şeyleri toparlamak gerekirse nasıl odaklanacağınızı düşünün. Odaklanacak bir nokta, bölge ayarlayın kendinize ve orada ders çalışın. Bunun dışında semester'ın bir mola ve bir durup kendinizi analiz etme noktası olduğunu, süreci analiz etme noktası olduğunu unutmayın. Durun, kalan yolunuzun haritasını belirleyin ve elinizden geleni yapın. Artık başımıza öne eğip ders çalışma zamanı, başka hiçbir şey değil. Bu saatten sonra birileri size şu sorunun mu var, bu sorunun mu var, hadi çözelim vesaire çok demeyecek. Belki psikolojik açıdan çok mantıklı şeyler değil dediğim şeyler. Ama bir noktada artık hayatınızda yaşanan olaylara ya bir dur ben ders çalışıyorum deme vaktiniz geldi artık. Bunu yapın ve ödüllerini toplayın. Verdiğiniz fedakarlığın ödüllerini toplayın. Hepiniz kendinize iyi bakın. Çok iyi çalışın ve çok başarılar diliyorum hepinize. Görüşürüz. Bu arada kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, belirtmek ya da sormak istediğiniz bir şey varsa aşağıya yorum olarak atmayı ve bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.